Secant eksi pi bölü 4 olarak verilmiş. Secant 1 bölü kosinüs demektir. Yani şöyle yazabiliriz. 1 bölü kosinüs eksi pi bölü 4. Şimdi içerideki açı negatif. Eğer kosinüs fonksiyonunun içinde negatif açı varsa bu pozitif açının değerine eşit oluyor. Yani biz bu eksiyi yok edebiliriz. Bizim ifademiz şuna dönüşür. 1 bölü kosinüs pi bölü 4'tür. Biz pi yerine 180 derece yazarsak 180 bölü 4 45 derece olur. Yani burada gördüğümüz şey aslında kosinüs 45 derecedir. Şimdi kosinüs 45'i hesaplayacağız. Eğer biliyorsak direkt söyleyebiliriz. Bilmiyorsak bir tane dikişgen çizeceğiz. Şöyle çiziyorum. 90 derece, burası 45 derece, burası 45 derece, dik kenarlar 1, hipotenüs uzunluğu kök 2. Eğer biz buradan kosinüsü yazarsak, 45'in kosinüsünü, komşu dik kenar bölü hipotenüs olur. Yani bizim ifademiz şöyle olacak. 1 bölü kosinüs 45, komşu dik kenar bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2. Şimdi bunu ikinci kesri ters çevirirsek kök 2 bölü 1, yani kök 2 olacak.